Sevgili katık maliklerimiz, yeni bir videomuzda daha sizlerleyiz. Yine sizlerden gelen soruları cevaplıyoruz bu videomuzda da. Erol Çelik ben, kentsel dönüşüm uzmanı, kentsel danışman. Evet sevgili katık maliklerimiz, İstanbul Silivri ilçesinden bizlere yazan sayın takipçimiz Mahmut Sarı. Erol Bey merhaba. Sizi uzun zamandır takip eden bir kat malikiyim. Bizim Silivri ilçesinde bir dükkan 4 daireden oluşan toplamda 5 katlı bir aile apartmanımız var. Bizim binamız bayağı eski ve biz iki kardeşiz. Binamızı kentsel dönüşüm kanunu çerçevesinde yenilemek istiyoruz. Ancak öncelikle kentsel dönüşüm süreçlerini bilmiyoruz. Bu konuda sizlerden danışmanlık hizmeti alabilir miyiz? Bu birinci sorum. Diğeri ise sizin önderliğinizde binamıza en fazla ne kadar kentsel dönüşüm kredisi kullanabiliriz? Bilgi verirseniz çok memnuniyet duyarız. Size kolay gelsin, yolunuz açık olsun. Evet, sevgili kat maliklerimiz, sevgili takipçilerimiz. Mahmut Bey'in dediği üzere, evet, 5 katlı binalara aile binası, aile apartmanı eskimiş, yenileyecekler ve dolayısıyla kentsel dönüşüme sokmak istiyorlar. Bu doğrultuda da, evet, bizden kentsel dönüşüm danışmanlık hizmeti alabilir miyiz diye soruyor. Tabii ki biz bütün süreçleri, kentsel dönüşüm süreçlerini yöneten bir firmayız zaten. Bu konuda 18 dalda kentsel dönüşümle ilgili olarak bizlerden tabii ki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Ve diyor ki bu binamız bize ait olduğu için en fazla ne kadar kentsel dönüşüm kredisi kullanabiliriz? Tabi burada eksik bir soru var. Kentsel dönüşüm kredileri daire bazında verilmektedir ve şu anda 125 bin liradan 200 bin liraya çıkmış durumdadır. Tapu kime aittir bilinmiyor, ancak burada diyelim ki iki kardeşiz diyor. İki kardeş ortak tapulara sahiplerse buna göre 5 bağımsız bölüme kadar 200 bin lira çarpı 5 1 milyon liraya kadar kentsel dönüşüm kredisi de kullanılabilmektedir sevgili Mahmut Bey. Evet, bu doğrultuda da gerekli işlemler için ve yapılması gerekli ve izlenecek yollar için de tarafımıza başvurursanız bu konuda sizlere başlangıçtan sonuna kadar danışmanlık hizmeti verebiliriz firma olarak. Tabii ki burada daha detaylı bir bilgi vermek isterdim ama tabii ki tapular kaç tanesi bir kişiye ait, diğerleri kime ait, tapular size mi ait, yoksa farklı mı? Bu gibi ayrıntıları burada göremediğim için de sorunuza tam net olarak ayrıntılı cevap veremiyorum. Bu doğrultuda bir başka sorunuz olduğunda daha net yazarsanız bu doğrultuda size cevap verebiliriz. Evet, bizleri İstanbul Bağcılar ilçemizden arayan Sayın Görkem Aydın Bey. Kendilerinin Bağcılar ilçesinde iki parselde 3 blok ve toplamda her blok 24 kat malikten oluşan toplamda 72 kat maliki olduklarını söylüyor. Şimdiye kadar bazı çalışmalar ve ilerlemeler sağladıklarını, bir yüklenici firma ile artık yol alabileceklerinin kararlarını aldıklarını söylüyor. Bize de Erol Bey, sizin videolarınızı izleyen ve kanalınıza abone olan biriyim. Bizim bu sitelerimizde bir bloğun da yöneticisiyim. Yüklenici firma bizlere bir çalışma yaptı, ancak bizler bundan sonra bir artık danışmandan, bilen birilerinden yardım almamız gerektiğine inanıyoruz. Bunun için sizleri aradım. Yüklenici firma bizlere bir özel sözleşme hazırlayarak gönderdi. Bu sözleşmemizi bir uzman olarak sizin incelemenizi istiyoruz. Bu konuda bizim sözleşmemizi inceler misiniz? Sözleşme haricinde yine sizlerden kentsel danışmanlık hizmetlerinizden faydalanabilir miyiz diye soruyor Sayın Görkem Bey. Öncelikle teşekkür ediyoruz sayın takipçimize. Evet, Görkem Beylerin de Bağcılar ilçesinde iki parselde 3 blokları bulunmakta. Tabii ki 72 kat maliki ve bağımsız bölümden bahsediliyor. Bu doğrultuda kesinlikle ve kesinlikle muhakkak ama muhakkak bir danışman firmadan ve bir bilenden, uzmandan destek alınmalıdır. Ve kesinlikle kentsel dönüşüm süreçleri bir uzman firma veya uzman kişilerce yönlendirilmelidir. Bunu da her zaman için
bütün videolarımızda sizlere söylüyoruz, beyan ediyoruz sevgili takipçilerimiz. Bu konuda evet işin başlangıcında değil ama belirli bir yere gelinmiş artık proje danışmanlığı olsun ve kentsel dönüşüm sözleşme danışmanlıkları olsun, kat malikler arasındaki uzlaştırma danışmanlıkları olsun ve bu arada da tabii ki kentsel dönüşümde izlenecek yollar bakımından olsun muhakkak bir bilenle yol almakta kesinlikle ve kesinlikle fayda olduğunu her zaman için savunan birisiyim, bir uzman olarak sevgili takipçilerimiz, sevgili kat maliklerimiz. Sözleşmemizi inceler misiniz diyoruz. Aslında burada yanlış yapılan bir durum söz konusu. Bütün kat maliklerimizin yapmış olduğu hatalardan ve benim bütün videolarımda ve toplantılarımda beyan etmiş olduğum gibi sözleşme taslağı kesinlikle ve kesinlikle kat maliklerinin istekleri doğrultusunda kendilerinin beyan edecekleri bütün maddeleri birlikte belirleyecekleri, şeffaf bir şekilde hazırlayacakları teknik, idari ve özel şartname dediğimiz kat maliklerinin kendilerinin istekleri doğrultusunda oluşturulan bir sözleşme olmalıdır. Bunu bütün toplantılarımda, bütün videolarımda defalarca beyan ediyorum. Tabii burada yüklenici firmalar, müteahhit firmalar sözleşme hazırladıkları için birçok hatalar, birçok eksiklikler ve tamamlanamayan çalışmalar ortaya çıkıyor. Bunu da çevrenizde mutlaka görürsünüz. Neden bu inşaat başlamadı, başladı, bizim dediğimiz gibi olmadı. Müteahhit arkadaş veya yüklenici firma bize verdiği sözleri tutmadı. Sözleşmeye bunu yazmayı unutmuşuz gibi yüzlerce sıkıntı yaşayan kat maliklerimiz bulunmaktadır. Çevrenizde siz de bunu araştırdığınızda göreceksiniz ki onun için her zaman söylüyorum, kentsel dönüşüm sözleşmelerini, şartlarını kat malikleri olarak kesinlikle ve kesinlikle sizler hazırlamalısınız, belirlemelisiniz. Bilmiyorsanız bir bilenle bir yol almalısınız ve araştırmalısınız ki o sözleşme şartlarına hangi maddelerin konulacağı teknik bir şartname olduğu için bu da unutulmamalıdır ki hangi malzemeler ne şekilde, hangi kalitede ve ne durumda kullanılacaktır? Kullanılmazsa durum ne olacaktır? Cezai müeyyideler konulmalı mıdır? Teminat alınmalı mıdır? Teminat alınırsa bu durumda ne kadar bir teminat olmalıdır? Peki bu teminatı vermezse yüklenici firma ne yapmalıdır? Veya söylenen sözleri ve taahhütleri yerine getirmezse hangi hareket tarzı izlenmelidir gibi yüzlerce ve yüzlerce sorunun cevabını da bu kentsel dönüşüm sözleşmelerinde muhakkak ve muhakkak kat malikleri kendi çıkarları doğrultusunda oluşturmalı ve buna göre tekliflerini almalıdırlar sevgili kat maliklerimiz. Bunu her zaman söylüyoruz. Sözleşme haricinde yine sizlerden kentsel danışmanlık hizmetinden faydalanabilir miyiz? Evet. Sadece ve sadece sözleşme değil dediğimiz üzere ve bütün videolarımızda ve toplantılarımızda söylediğimiz gibi bizler 18 dalda kentsel dönüşüm danışmanlık hizmeti veren ve Türkiye genelinde hizmetlerimizi sürdüren bir firmayız. Bu 18 daldaki kentsel dönüşüm danışmanlık hizmetlerimizi toptan alabileceğiniz gibi tek tek de alabilirsiniz. Sözleşme danışmanlığı olabilir, proje danışmanlığı olabilir, kamulaştırma danışmanlığı olabilir, SPK değerleme uzmanlığı danışmanlığı olabilir, deprem risk raporu analizi danışmanlığı olabilir, kat malikleri toplantı danışmanlığı olabilir, kentsel dönüşüme girme kararlarının alınması danışmanlığı olabilir, ortak karar protokolü danışmanlığı olabilir, kentsel dönüşümle ilgili olarak teknik, idari, özel şartname danışmanlığı olabilir gibi bütün hizmetlerimizi toptan alınabileceği gibi tekrar ediyorum. Tek tek dallar bazında da bizlerden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Gerek 72 kat maliki olarak da alabilirsiniz. Gerek 3, 5 veya 10 kat maliki bir araya gelerek bizim haklarımızın korunması adına bizlerden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz veya
bir kat maliki olarak sizin haklarınızın korunması adına bizlerden danışmanlık hizmeti her zaman alabilirsiniz sevgili takipçilerimiz, sevgili kat maliklerimiz. Evet, yine bir başka sorumuz. Bizleri İstanbul Büyükçekmece ilçemizden ziyaret eden, bizzat ofisimize gelerek bizlerden kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi almak isteyen kat malikimiz Sami Güler Bey, aynı parselde 3 bloktan oluşan bir sitede oturduklarını ve toplamda 28 daire, 4 dükkan, toplamda 32 bağımsız bölümleri bulunduğundan bahsediyor. Bir yüklenici firma ile artık ön sözleşme aşamasına geldiklerinden bahsediyor. Sözleşme diye gönderilen evrağı incelememizi rica ediyorum diyor. Ayrıca yüklenici firma kendilerinden acil olarak vekaletname istiyormuş ki resmi evrak olaylarını halledeceğiz. Bu olmadan olmaz diyormuş. Evet, Sami Bey ofisimizi ziyaret etti. Sami Bey ve Sami Bey gibi sıkıntıda kalan takipçilerimiz, kat maliklerimiz. Yine bütün sözleşmelerimde, bütün videolarımda, bütün toplantılarımda söylediğim gibi vekaletname rezaletine ortak olmayınız. Vekaletname verirken gerçekten çok iyi araştırınız. Araştırmıyorsanız bir bilene danışınız. Bir bilenle yol alınız. Vekaletname vermeden resmi işler veya diğer işlemler yürümüyormuş. Hayır sevgili kat maliklerimiz, vermeden de belirli noktalara kadar vekaletsiz olarak işlemler yapılabilmektedir. Sözleşmeyi yapmaksızın, teknik idari özel şartnameleri araştırmaksızın, şartları belirlemeksizin, bir noktada antrak kalmaksızın, size uygulanacak yeni projenizi görmeden, dairenizin hangi konumda ve hangi katta ve ne kadar kaç metrekarede dahilinde olduğunu görmeden, bilmeden kesinlikle ve kesinlikle vekaletname ve muvafakatname vermeyiniz diyorum. Bir uzman olarak bunu hep söylüyorum. Burada Sami Bey'le de bunları uzun uzun konuştuk. Ve sözleşmeye baktığımızda yine bir hata. Burada da sevgili yüklenici firmamız 4 sayfadan oluşan bir sözleşme taslağı hazırlamış. Bunları kat maliklerine imzalatın ve buna göre de artık işlemlere başlayalım demiş. Bu da yanlış sevgili takipçilerimiz. Sözleşme şartlarını net olarak belirlemeniz lazım. Sözleşme şartlarını o parselde bulunan ve kentsel dönüşüme giren ve girmeyi düşünen tüm kat maliklerinin fikirleri alınmalıdır. Tüm kat malikleri şeffaf olarak bu projeye ortaktırlar ve şeffaf olarak fikirlerinin alınması gerekmektedir. Ben yaptım, oldu, bitti veya 3/2 çoğunluğu sağladık, gerisi bizi ilgilendirmez gibi noktalara kesinlikle ve kesinlikle girmeyiniz. Bir uzman olarak bunu sizden özellikle rica ediyorum ve bu anlamda da birlikte hareket ediniz diyorum. Yine Sami Bey'le biz oturup konuştuğumuzda, evet sözleşme var, proje var mı diye sorduğumuzda ortada bir projenin olmadığını beyan etti sevgili takipçimiz, kat malikimiz. Burada da hayır, o zaman öncelikle sizlerin taslağınızı çok iyi hazırlamanız ve bunun karşılığında da plan ve projelendirme olaylarını çok iyi bilmeniz, şeffaf olarak bir noktada ortak kalmanız ve buna göre de en sonunda da vekalet işlemlerine gitmeniz gereklidir diye kendilerini uyardık sevgili takipçilerimiz, sevgili kat maliklerimiz. Evet sevgili kat maliklerimiz, bize devamlı yazıyorsunuz, bizleri arıyorsunuz, Türkiye genelinden arıyorsunuz, Türkiye genelinden bizlere yazıyorsunuz, yazmaya devam ediniz. Bizler de sizlerin sorduğu soruları her zaman için cevaplamaya hazırız. Sizlere yol göstermeye, sizlerin yanında olmaya, bir nebze olsun sizin sorunlarınızı çözmek için elimizden geleni yapmaya hazırız firma olarak. Yine söylüyorum. Bizi 0850 3030 734 numaralı kurumsal firma hattımızdan veya 0543 347 6920 no'lu özel WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızdan bizlere tüm sorularınızı yazabilirsiniz. Mail adreslerimizden yine dediğimiz gibi bizlere yazabilirsiniz.
Ve elimizden geldiğince, zamanımız olduğunca da gelen sorulara mümkün olduğunca videolarımızda cevap vermeye çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda da bu videolarımızı canlı yayın olarak Büyükçekmece Kentsel Dönüşüm TV kanalımızda sizlerle birlikte olarak hazırlamayı umuyoruz ve bu konuda da sizlerle ilgili olarak da yine paylaşımlarda bulunacağımızı beyan ediyoruz. Evet sevgili katmanliklerimiz, yine geldik bir videomuzun sonuna. Bir başka videomuzda ve videolarımızda tekrar sizlerle birlikte olmak umuduyla hoş ve hoşça kalınız. Sağlıcakla kalın.